Eczacı TV ekranlarına hoş geldiniz. Bizler Türk Eczacıları Birliği bünyesinde kurulan komisyonlarımızın çalışmalarını ve faaliyetlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Bugün yine bir komisyonumuzdan, aile eczacılığı komisyonumuzdan bahsedeceğiz. Konuğumsa Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Eczacı Esin İyel, aynı zamanda aile eczacılığı komisyonunun başkanlığını yürütüyor kendisi. Esin Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Aile eczacılığı deyince kulağa çok hoş geliyor, çok sıcak geliyor gerçekten de. Sanıyorum güzel ve somut çalışmalara da yakın zamanda imza atacaksınız komisyon olarak. Dilerseniz hemen komisyonumuzun faaliyetlerine geçmeden önce nasıl kuruldu, amacı neler, o kuruluş öyküsünü sizden dinleyelim. Tabii. Aile eczacılığı komisyonu ilk kez bu dönem kurulmuş bir komisyondur. 39. Büyük Kongre'de Sayın Eczacı Erdoğan Çolak ve 7 delegenin sunduğu eczacıların ekonomik açıdan zor durumda bulunmaları geleceğimiz açısından sorunların daha da büyüyeceğini göstermektedir. Bunun yanında eczacı bakım hizmetlerini daha iyi yapabilmek ve polifarmasiyi yönetebilmek için hasta ile yakın ilişki içerisinde bulunmak durumunda kalacaktır. Bu bağlamda eczaneler arasındaki gelir dağılımı adaletsizliğini engelleyebilecek ve eczacıya yeni işlevler kazandırabilecek modeller üzerinde çalışılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle öncelikle aile hekimliği sistemine entegre bir eczacılık modeli konusunda bir komisyon kurularak nüfusu 100 bin civarında olan bir ilde pilot uygulamaya konulabilmesini temini için Sağlık Bakanlığı, hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde çalışmalar yapılması için Merkez Heyeti görevlendirilmiştir. Bu önergenin kabulüyle de komisyonumuz kuruldu. Aslında burada komisyonun nasıl kurulduğunu önergenin içeriğinde de yer aldığı şekilde incelersek neden böyle bir modele ihtiyaç duyulduğunu daha iyi tespit etmemiz gerekir. Evet. Sevgili Ayşen, 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği yasasının 4. maddesinde Türk Eczacılar Birliği'nin görevleri çok net belirtilmiştir. Bu madde özetle şunu söyler. Türk Eczacılar Birliği eczacılarının maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak zorunda ve aynı zamanda geleneklerini muhafaza ederek geliştirmek zorunda. İşte biz de tam bu bilinçle 6197 sayılı yasamızın değişmesi, yönetmeliğinin yayınlanması, ardından aile eczacılığı, meslek hakkı, eczane standartlarını geliştirme, istihdam ve girişimcilik komisyonlarının kurulup çalışmalarının yürütülmesinin sağlanması ve son olarak da özellikle kamuoyunda çok sık yer alan ve eczacılar arasında gerçekten büyük bir heyecan yaratan, çok önemsenen, benimsenen Smart Eczane projesiyle de tam olarak bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Eczacılık mesleği dünyada değişiyor. Biz bu değişimi görüyoruz. Artık dünyada eczacılık mesleği ilaç temininden farmasötik bakıma, İlaç danışmanlığına, koruyucu sağlık hizmetlerine ve bunun gibi birçok yeni hizmet alanlarında konumlanmakta. Artık dünyada eczacılık, sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası. Yeni yeni kavramlar, yeni yeni sorumluluk alanları ortaya çıkmakta. İlaç tedavisi yönetimi adı altında eczacılara son derece önemli sorumluluklar ve hizmet sunumları sağlayan yeni yeni kavramlar oluşmakta. Biz değişimi ve yenilikleri tartışmaktan korkmuyoruz. Biliyoruz ki bu değişim ülkemizi de etkileyecek. Eğer bu değişimi biz şekillendirmezsek akıntıya kapılıp yolun bizi götürdüğü, akıntının bizi götürdüğü yere kadar kayıplarla belki de yok olarak gideceğiz. O yüzden yeni bir aile eczacılığı modeli eczacılarımıza yeni bir gelecek, yeni bir anlayış sunması amacıyla kurulmuştur. Aile eczacılığı modeli oluşturulması için tabii ki amacımız var. Amacımız ne? Dünya örneklerini de inceleyerek eczacıya farklı bir hizmet sunumu sağlayan bir model oluşturmak. Tabii bu konuda hedeflerimiz de var. Eczaneler arasındaki gelir adaletsizliğinin giderilmesi, kamu harcamalarının rasyonel yapılmasının sağlanması, ilaç temininden ilaç danışmanlığına, ilaç tedavi yönetiminde söz sahibi olan sağlık hizmetinin vazgeçilmez bir parçası olması konusunda hedeflerimiz var.
Bu konuda da aile eczacılığı modelinin üzerinde çalışılmaya değer bir model olduğuna inanıyoruz. Evet, aile eczacılığı başta da söylediğim gibi hani ilk başta kulağa çok hoş geliyor. Son zamanlarda sıkça zaten duymaya başladık. Siz değişimden bahsettiniz. Sanıyorum bu dünyada yaşanan değişim, özellikle sağlık alanında yaşanan değişimler eczacılık alanına da yansıyor ve verilen hizmetin içeriğini de değiştiriyor. Bu anlamda aile eczacılığının yeni bir hizmet modeli olması bakımından hem vatandaşlara hem de eczacılara çok önemli katkılar sağlayacağını biliyoruz. Siz de kısacık bahsettiğiniz girişte. Komisyon çalışmalarına birazcık geçmek istiyorum. Bu ihtiyaçtan doğdu, komisyon kuruldu. Siz de başkanlığını yürütüyorsunuz. Neler yapıyorsunuz komisyonda? Hangi faaliyetler, hangi çalışmalar sürdürülüyor? Dilerseniz birazcık oradan bahsedelim. Onları anlatmadan önce aslında ben komisyonumuzda yer alan meslektaşlarımızı da bir tanıtmak evet, istedim. Öncelikle evet. Ondan komisyonumuzda başlayalım. Yer almak isteyen bütün odalarımızın taleplerini kabul ettik. Ve bu doğrultuda Eskişehir Eczacı Odamızdan Eczacı Esin Çamlıoğlu, Aydın Eczacı Odamızdan Eczacı Salih Kozalı, Samsun Eczacı Odamızdan Eczacı Mehmet Kaynar, Sivas Eczacı Odamızdan Doçent Doktor İsmihan Göze, Giresun Eczacı Odamızdan Çağrı Unat, Batman Eczacı Odamızdan Eczacı İhsan Tezli, Sakarya Eczacı Odamızdan Eczacı Ebru Özdemir, Elazığ Eczacı Odamızdan Doktor Eczacı Tuğba Kaya ve Kayseri Eczacı Odamızdan Eczacı Uğur Gençtürk'ten oluşmuş bir komisyon. Ayrıca Türk Eczacılar Birliği bünyesinde sekreterya görevimizi gören değerli Eczacı Esin Öngün ve son komisyon toplantımıza kadar komisyonumuzun üyesi olan Ankara Eczacı Odası'ndan Müjde Yalçın arkadaşımız da komisyonumuzda görev aldı. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz katkı ve emek verdiler. Aslında bu konuda çok şanslı olduğumu da biliyorum. Çünkü gördüğünüz gibi bu komisyonda hem yıllarca mesleğe hizmet etmiş, Türk Eczacılar Birliği'nde, Eczacı Odası yönetimlerinde her kademede çalışmış eski oda başkanlarımızla hem de farklı bakış açısıyla, enerjisiyle, geleceğe duyduğu endişeyle bir şeyler yapma isteği içerisinde bulunan meslektaşlarımıza çalışma olanağı bulduk. O yüzden hepsine bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Epeyce kalabalık bir komisyon üyesi. Kimseyi reddetmedik. Çok güzel. Peki bugüne kadar 5 komisyon toplantısı yaptınız ve çok ciddi yol kat ettiniz. Çok önemli somut çıktılar elde ettiniz. Onlara biraz sonra geleceğim. Neler konuştunuz, neler tartıştınız, çalışmalarınız neler? Senin de dediğin gibi Ayşen, ilki 7 Mart 2014 tarihinde olmak üzere 5 komisyon toplantısı yaptık. En son komisyon toplantımızı 20 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirdik. Ne yaptık? Aslında ilk başta biz de çok tedirgindik. Nasıl başlayacağımız konusunda fikir ayrılıkları yaşadık. Nereden başlayacağımızı bilemedik. İlk önce demin de söylediğim amacımızı ve hedeflerimizi oluşturduk. Bu amaç ve hedef doğrultusunda yola çıktık. Tabii bu yolda giderken vazgeçilmezlik, saygınlık, kamu yararı, hasta sağlığı gibi temel ilkelerimizi ve adalet, sürekli gelişim, eğitim, sürdürülebilirlik, etik ve deontolojik kurallara bağlılık gibi temel değerlerimizi mutlaka önümüze koyduk. Önce kendimize şu soruyu sorduk. Neredeyiz? Nereye gitmek istiyoruz ve gideceğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Burada önce eczacılar ve eczacılık mesleği ile ilgili bir durum değerlendirmesi yaptık. Bugün ülkemizde eczacılık mesleği sadece ilaç temininden ibaret. Eczacılarımız mutsuz, umutsuz, maddi kaygılar içerisinde birçoğu. Eczaneler arasında çok büyük gelir adaletsizlikleri var. Eczacılar birbiriyle acımasızca rekabet ediyor ve bu rekabet için inanılmaz paralar harcıyor. Alfaga oluşumları gibi tehditler var önümüzde. Vatandaşların gözünde eczacıların çok farklı bir algısı var. Devletin ilaç harcamalarına katı bir bakış açısı var. İlaç fiyat kararnamesiyle gerçekten karlılığı düşmüş, maddi kayıplara uğramış bir mesleğimiz var. Böyle ne kadar gidebiliriz diye sorduk. Böyle gidemeyeceğimizi zaten verilen önergede de gördüğümüz üzere yeni bir model arayışına girdik. Yani biz diyoruz ki ticari kaygılardan arındırılmış, aldığı eğitim doğrultusunda etik ve deontolojik kurallara bağlı
mesleğini, sanatını icra eden bir eczacılık modeli oluşturalım. Bunun için tabii dünya örneklerine baktık. Aile eczacılığının dünyada uygulanan örneklerini inceledik. Ülkeleri inceledik. Ardından aile eczacılığının etkileyeceği alanlarda etki analizlerini yaptık. Kimler? Hastalar, eczacılar ve devlet. Bu üç paydaşın nasıl etkileneceği konusunda analizleri yaptık. Daha sonra biraz daha ayrıntılı çalışarak hastane önünde konumlanan eczanelerimize, bulvar eczanelerimize, üniversite karşısındaki eczanelerimize, hiç eczanesi bulunmayan yerleşim yerlerine nasıl etkileyeceği bu sistemin, ayrıca Maliye Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ayrı ayrı etkilerini inceledik. Sonunda aile eczacılığı modelinin güçlü ve zayıf yönlerini, tehditleri ve fırsatları ortaya koyduk. Bu önemli bir adımdı bizim için. Çünkü bize yol gösterecek en önemli kriterler bunlardı. Ardından geçtiğimiz günlerde sonlandırdığımız aile eczacılığı değerlendirme anketini hazırladık ve onun sonuçlarını aldık. Şimdi onları değerlendiriyoruz. Bir sonraki toplantımızda da bu anketi değerlendirmek üzere toplanacağız. Tam da ankete gelecektim. Bir anket hazırladınız. Çok güzel bir anket. Şimdi bu anketten birazcık bahsedelim. İçinde neler var? Hangi sorular var? Neyi amaçladınız? Sonuçları nasıl? Bir değerlendirme yapar mısınız bizim için? Tabii. Aslında anketin maalesef istediğimiz sayıda meslektaşımız cevaplamadı. Ama yine de bize doğru sonuçlar verecek oranda 2627 meslektaşımız anketimize katıldı. Anketimizin sonuçları aslında daha çok yeni. Çok ciddi analizler gerektiren, değerlendirmeler gerektiren bir anket. Ben size sadece kısaca son elimize geçen verileri paylaşacağım. Evet. 11 soruluk bir anketti. Eczanenizin nasıl konumlandığı sorusuna en çok %51, 43.49 oranla aile sağlığı merkezi civarındaki meslektaşlarımız cevaplamış. Bunu görüyoruz. Ve bu ankete katılan meslektaşlarımızın %53.71 sıfır iskontolu eczanelerimiz. Ve aynı zamanda %43 oranda 20 yılın üstündeki meslektaşlarımız anketimize cevap vermiş. Eczacılar şu an verdiği eczacılık hizmetinden memnun değil. %73 oranında hayır demiş meslektaşlarımız. Ben şu an verdiğim eczacılık hizmetinden memnun değil. Eczacılarımıza şöyle bir soru sorduk. Eczacılara sağladıkları hasta izlem ve bilgilendirme, farmasötik bakım, ilaçla tedavi yönetimi hizmetleri karşılığında bir meslek hakkı verilmesi için yeni bir eczacılık modelinin gerekliliğine inanıyor musunuz? %91.87 oranında meslektaşlarımız evet demiş. Ciddi bir için, ihtiyaç var yani o zaman. Bu bizim için sevindirici bir değişime hazır görünüyorlar değil mi? Onu da sorduk. Yeni bir eczacılık modeli için kendinizi ve eczanenizi teknik bilgi, donanım açısından değişmeye hazır buluyor musunuz diye sorduk meslektaşlarımıza. %79 oranında meslektaşımız değişime hazır. Rakamlar oldukça güzel, umut verici sanıyorum. Değil mi? Gittikçe değişiyor tablo. Aile fertlerinin eczanelere bölüştürülmesini ve bu kişilerin ilaçla tedavi yönetimlerinin eczacılar tarafından yapılmasını nasıl karşılarsınız diye sorduk. %65 oranında meslektaşımız olumlu bakıyor bu soruya. Aile eczacılığı mesleğinin sürdürülebilirliği, eczacılığın sürdürülebilirliği açısından aile eczacılığı modelinin çok önemli, önemli, önemli değil, aile eczacılığı modeline karşıyım yanıtlarından önemli ve çok önemli olarak işaretlenen meslektaşlarımızın oranı %65. Aslında bu da bize güzel bir sonuç veriyor. Birkaç aile eczacılığının uygulandığında olumsuz neler olabilir diye birkaç maddeli sorularımız vardı. Burada olumsuz olarak en çok meslektaşlarımız, olumlu olarak en çok mesleki memnuniyet düzeyinin artacağı ve ticari kaygılarından arındırılmış bir eczacılık modelinin ortaya çıkacağı konusunda tercih göstermiş meslektaşlarımız. Olumsuz yönler açısından da en çok eczacıların kendi bilgi birikimi dışında bir takım müdahalelerde bulunmasından dolayı mesleki hataların yaşanması ve konumları nedeniyle birçok eczacının nakil ihtiyacı doğacağı konusunda bir bildirimde bulunmuş. Aslında en can alıcı sorumuz 11. sorumuz.
Sizce ülkemizde aile eczacılığı modeli uygulanmalı mı? Bu sorunun cevabı aslında tıpkı 7 Haziran genel seçimlerinde vatandaşın, yurttaşın verdiği cevap gibi bir cevap oluşmuş. %39 oranda evet, %24 oranda hayır, %36 oranda kararsızımız var. Sanıyorum en çok ortada üzerinde kalmış, konuşulması gereken, ikna edilmesi gereken büyük bir popülasyonumuz evet, var. Evet. Bu konuda değerlendirmeleri ileriki günlerde yapacağız. Evet, sonuçlar oldukça enteresan. Eczacılarımız da aslında değişime hazır görünüyorlar ve evet, istekli görünüyorlar bu yeni eczacılık modeliyle ilgili olarak. Aile eczacılığı anketinden çıkan sonuçları gördük. Neler yapılacak şimdi, bu sonuçlar nasıl değerlendirilecek? Sonrasında kimlerle paylaşılacak? Bu sonuçlar ilk önce çapraz analizlerle ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek. Merkez heyetimizin takdirine sunulacak. Komisyonumuzda değerlendirilecek. Ondan sonra merkez heyetimizin takdiriyle eğer yola devam denirse biz önergede yer aldığı gibi bir pilot uygulama yapabilmek konusunda yasal ve deontolojik düzenlemeler konusunda çalışmalar yapacağız. Ve bu analiz sonuçları da tam değerler, analizler yapıldıktan sonra meslektaşlarımızla ayrıntılı paylaşılacak. Hı hı. Siyasi otoritelerle de belki de ileride pilot bölge çalışmasından sonra paylaşılacak. Evet. Evet. Dünya eczacılığı, dünyadaki aile eczacılığı modeline gelecek olursak eğer, çünkü oradan referans alınarak böyle bir komisyon kuruldu ve çalışmalar sürdürülüyor. Dünyadaki örnekler nasıl? Aslında dünyada şu an bizim isteğimiz doğrultusunda, önergemizde yazdığı şekilde uygulanan bir aile eczacılığı modeli yok. Ama dünyada farklı şekillerde yıllardır uygulanan aile eczacılığı modelleri var. Almanya'da, Kanada'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de çok çeşitli şekillerde uygulanıyor. Bunlardan biraz kısaca da bahsetmek isterim size. Evet, çok iyi olur. Almanya'da aile eczacılığı serbest eczacılar tarafından yapılmakta. Hastalar bir yıl süreyle eczanesini ve hekimini seçiyor. Bu hastalara eczaneler tarafından tarama ve önleme, ilaç dışı ürünlerde danışmanlık, ilaç danışmanlığı, ilaç tedavi yönetimi konusunda hizmet veriliyor. Ve bu hizmetler eczacılar tarafından 3 aylık hasta ve doktora verilmek üzere raporlanıyor. Ve elbette bu hizmetler sonucunda da eczacılar çok ciddi ücretler alıyor. İngiltere'de yine serbest eczaneler tarafından bu sistem uygulanmakta. İngiltere'deki uygulamada ilaç kullanım izlemi, ilaç tedavisi yönetimi ve evde ilaç kontrolü gibi hizmetler verilmekte eczacılar tarafından. Kanada'da 2004 yılından bu yana aile eczacılığı hizmeti uygulanıyor. 2008 yılından sonra daha da yaygınlaşmış bir sistem. Ancak 2004 yılından bu yana baktığınızda gerçekten büyük gelişmeler ve büyük sorumluluklar yüklemiş eczacılara. Burada eczacılar kronik hastalıkların tedavisinde, ilaç düzenlenmesinde, konsültasyon hizmetlerinde, sigara bıraktırma, grip aşısı yapma gibi sağlık, koruyucu sağlık hizmetlerinde inanılmaz etkin rol oynuyor. Yine serbest eczaneler görev almakta. Amerika'da iş biraz farklı. Amerika'da aile eczacılığı sistemi bir uzmanlık alanı. Burada serbest eczaneler de aile eczacılığı hizmeti verebilmekte. Aile sağlığı merkezlerindeki uzman eczacılar da aynı hizmeti verebilmekte. Yine hizmetler farmasötik bakım, ilaç tedavisi yönetimi, kronik hastalıklarda polifarmasi ve ilaç tedavisi konularında geniş bir yelpazede veriliyor hizmetler. Ve Hollanda'daki aile eczacılığı hizmeti tam bir işbirliğine bağlı. Oluşturulan aile sağlığı merkezlerinde fizyoterapistler, ebeler, hemşireler, konuşma terapistleri, aile hekimleri ve aile eczacıları işbirliği içerisinde çalışmakta. Yine serbest eczacılar aile eczacılığı yapmakta ve burada ilacın reçetelendirilmesinden tedavinin sonlanmasına kadar aile eczacıları her tür sağlık hizmetini vermekte. Dünya örneklerinde aslında uygulamalar farklı olsa da sonuç hep aynı. İlaç temininden farmasötik bakıma, ilaç danışmanlığına evrilen bir eczacılık modeli görüyoruz. Tam bunu diyecektim. Ülkelere göre farklılık gösteriyor ama tek bir çıktısı var. O da eczacı ve vatandaşın, hastanın arasındaki bağ
iletişimi kuvvetlendirdiği, sanıyorum Türkiye'de de benzer bir model uygulanacak. Ama eczacılarımızla da mutlaka çok önemli katkıları olacak ama vatandaşlarımız daha çok bundan faydalanacaklar gibi gözüküyor. Evet, son soruya geliyorum. Programımızın artık sonlarına doğru yaklaştık. Komisyonumuz bundan sonra neler yapacak? Hangi çalışmaları yürütecek? Onları da sizden dinleyelim. Sonra kapatalım programımızı. Aslında biraz önce de söylediğim gibi ilk önce bu anketi değerlendirmemiz lazım. Anketin her verisini ayrı ayrı analiz etmemiz lazım. Bunu komisyon olarak değerlendirdikten sonra merkez heyetinin takdirine sunarak merkez heyetimizin vereceği karar doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz zaten aile eczacılığı modelini uygulamak üzere bir komisyon kurmadık. Aile eczacılığı modelinin uygulanabilirliğini ya da uygulanamayacağını görmek adına, uygulanabilir ise bu konuda çalışma yapmak üzere kurulduk. Bu anket sonuçları ve merkez heyetimizin takdiri doğrultusunda da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Esin Hanım, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Aslında oldukça da zor bir görevi üstlendiniz. Çünkü var olan sorunları tespit edip çözüm yolları aramak sanıyorum birazcık daha kolay ama hiç denenmemiş bir modeli sıfırdan kurmak çok ciddi bir çalışma gerektiriyor. O yüzden başarılarınızın da devamını diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Size tekrar katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size de kolaylıklar. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, bugünkü programımızda Aile Eczacılığı Komisyonu'nu konuştuk. Konuğumsa Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti üyesi, aynı zamanda Aile Eczacılığı Komisyonu'nun başkanlığını yürüten Eczacı Esin İyiyel'di. Biz bir sonraki programda tekrar görüşeceğiz. O güne kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı günler diliyorum, hoşça kalın.